Hani ben milletvekili olarak kalayım derlerse belki meclisten yeni bir başkan seçilir belediye meclisinden. Ama herhalde dördü de başkanlık yapacak gibi. Ben Ali Haydar Fırat'a bir konuda yanlış okuduğu düşüncesindeyim. CHP'nin toplam oylarına bakıldığında artmadığını görüyoruz. Yani burada AK Parti'nin bu seçim sonuçlarını doğru okumak lazım. Mesela Çankaya Belediye Başkanı'nı e, özellikle seçip övdün ama Alaydar, Çankaya Belediye Başkanı'nın oyları düştü. Yani 400 bin küsur oy al, alınan bir yerde 280 bin civarında oy aldı. Belediye Meclisi üyeliklerinde e, işte Türkiye İşçi Partisi'nin oylarının artması vesaire, Zafer Partisi'nin oylarının artması onların barajı geçemediği için e, meclise ...üye sokamamaları vesaire bu sonucun doğmasına neden oldu. Yani iyi bakmak lazım. Evet mesela Adıyaman'ı CHP aldı ama CHP Adıyaman'da ...üçüncü parti. Yani işte haritaya bakın, meclis il genel meclisi seçimlerinin sonuçlarına bakın. Adayları aday belediye başkanlıkları CHP'de haritada ama belediye meclisi o oylarına göre yapılan harita, haritaya bakıldığında biraz tablo değişiyor. Mesela Bursa e, belediye başkanı kazandı ama belediye meclisinde hala CHP birinci parti değil. Ukmede yani de İBB'nin ağırlığı e, yokmuş ya, galiba çoğunluğu Ukmede. Bu taksinin e, taksi sorununun gelip takıldığı yer olduğu devleti, için söylüyorum. O orada ay orada devleti e, ön plana çıkardılar. Yani demek istediğim şey şu işte bakın mesela eskiden neydi İzmir olurdu peşinde Ankara ya da İstanbul olurdu vesaire. Şimdi Ankara birinci sırada fark açısından Mersin var işte İzmir en altlarda kaldı. E Bunlar çok okumak doğru lazım. okunması lazım. Yani İzmir'de belediye meclisi oyları İzmir başkanının oylarından. 6-7 puan fazla. Çankaya'da da öyle. O yüzden yani nasıl bu, çalışıldığına iyi bakmak lazım. İyi denetlemek lazım. Şu, şu, Şunu çok söylüyor. iyi analiz etmek lazım. CHP'nin garanti aldığı yerlerde oyları düştü. Aday tercihlerinden dolayı. Adayları daha rahat belirlediği için yani, mi? Hayır kendi kendi itirazlara rağmen kendi adayların tercih ettiği için. Ya yani bunları doğru okumak lazım. Evet. Sonuçta bir rüz çok ciddi bir rüzgar vardı. Ben mesela burada Özgür Özel'in hakkını teslim edelim. E, bu değişim olmasaydı böyle bir sonuç olmazdı. Yani CHP'de genel merkez yönetimi değişmeseydi Kılıçdaroğlu kalsaydı CHP dibi de görebilirdi. Bugün İyi Parti'nin yerinde e, CHP olabilirdi. Bu bunun altını çizmekte fayda var. Yani değişim CHP'yi kurtardı. Ama e, Gerçekten Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın ülke genelinde yarattığı dalgayı da e, bence önemsememezlik doğru bir e, analiz değil. Yani bugün Kars'ta e, Turgut Altınok'un serveti konuşuluyordu. Monaco. Ya, Bartın seçiminde e, Adalet Bakanı çıkıp e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na çatıyordu. Yani Bartın'ın gündeminde Bartın'da Adalet Bakanı Bartın milletvekiliydi eskiden. Yani onun seçim gündemi Bartın değil İmamoğlu'ydu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu, bu bütün bu faktörleri çok iyi analiz etmek lazım. Emeklilerin durumunu çok iyi analiz etmek lazım. İktidarın nobranlığını çok iyi analiz etmek lazım. Yani yeniden refah partisinin yükselişini mesela hiç hafife almamak lazım. Evet. Çok ciddi bir biz hani Şanlıurfa'yı ve Yozgat'ı görüyoruz ama bir sürü yerde ilçe belediyesi de almış, belde belediyesi de almış ve birçok yerde meclis oyları falan çok yüksek. Bu 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 yani böyle bir hani. Ben Özgür Özel'in seçim gecesi yaptığı konuşmayı çok beğendim. Çok aklı başında, çok sağduyulu, böyle Bir içtendi. E, hani Evet yani şeyin farkında, e, vatandaşın tepkisinin farkında. Genel oylara baktığında CHP'nin oyları da düşmüş. Ama AK Parti'ninki onun 3 katı kadar düştüğü için Sonuç bu şekilde cereyan etmiş. Yani e vatandaş e, sandığa gitmeyerek de tepki verdi biliyorsunuz. En düşük katılım oylarından biri bu. E, elbette yani AK Parti'de seçim gecesi yapılan değerlendirmelerde ikinci madde katılım düşüklüğü. Evet evet. Şimdi il il bakın AK Parti'nin kalelerinde seçime katılım oranı şeyden daha düşük. Şey pardon, diğer illerden daha yüksek. E, katılmama durumu. Aynen öyle. Yani o, 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 illerde o illerde vatandaş muhalefet partilerine oy vermek yerine seç sandığa gitmemeyi tercih etmiş. Bu bunların e, yani ikti, iktidarın artık e, bu mesela bir genel seçim olsaydı durum değişik olabilirdi. Ama belediye seçimlerinde refleksler daha fazla farklı e, şey yapılıyor, e, yansıyor, yansıtılıyor. Ha bir dönüm noktası işte süreci yani değerlendirmeli. Işte ya, ya adam mesela Bursa Bursa e, belediye başkanı e, Bursa'da bir nefret objesine dönüştü uzun zamandır. Ya Nobran bir adam yani çıkmış diyor ki bu sol belediyeler diyor Nazım Hikmet'in şunun bunun isimlerini veriyorlar yollara. Vereceğiz tabii canım. Senin adını verecek halimiz yok. Atatürk'ün adını da vereceğiz. Nazım Hikmet'in adını da vereceğiz. Türkan Saylan'ın adını da vereceğiz. Ne sakıncası varmış? Hadsiz bir şekilde çıkmış. Ay işte o kadar hadsiz bir adam, o kadar nobran bir adam. Millet de cezasını kesti, gönderdi Bursa'da. Mustafa Ama Bursa Bey Nilüfer Belediyesi'ydi değil mi? Nilüfer Belediye Başkanı. Eskiden evet, bir, bir önceki, bir önceki dönem. seçimde e, yine... Ama mesela hala Nilüfer'deki iki, değişimi yani söyler önce... gidenlerde, yaşayanlarda. Onun da etkisi var. İyi çalışırsan bir yerden ya şöyle, karşılığını alırsın. Şöyle bir şey var Ebru, bak gerçekten CHP'li belediyelerin olduğu yerler kalkınıyor. Yaşam standartları artıyor. Ben yıllardır bunu anlatıyorum. Ankara'daki AK Parti'ler nerede oturuyorlar? Bilmiyorum. Bir bakın yani. nerede oturuyorlar? Hepsi hepsi Çankaya'da. Çankayalıdır. Çankaya'da oturuyorlar. <laughs> Çünkü gittikleri restoranlar Çankaya'da, beğendikleri mağazalar, para harcadıkları mağazalar Çankaya'da. Ev aldıklarında satın aldıkları evin değeri daha yeni, hızlı artıyor. Daha fazla yeni, yeni artıyor. yeni yer var Çankaya'da. galiba. Çukuran var. Oteller falan da orada. Orası da Çankaya bağlı. Ya orayı 2000'lerin 2000 başında yaptılar orayı. Atatürk Orman Çiftliği'nin arazilerine çöktüler. Onu da söyleyeyim. Yani öyle şey değil. Kol, kolaya kaçtılar yani. Ellerindeki gücü suiistimal ettiler. Çukurambar var dediğiniz. yer adı üstünde ambar yani bir